Öncelikle merhabalar, hoş geldiniz. Bizlerle bugün burada olduğunuz için biz çok mutluyuz. Size birazdan bir sunum paylaşacağız ama önce bir tanışmak, kendimizi tanıtmak istedik. Benim yaklaşık 12 yıldır bir ileri veri analitiği deneyimim var. 2018 yılında da Sabancı DX ile tanıştım ve bu analitik danışmanlık yolculuğuna çıktım. Arkamızda problem çözmeye adamış harika bir ekibimiz var. Onlar da bizi buradan izliyorlar deyip sözü Erdinç'e vereyim. Teşekkürler Zeynep. Ben de yaklaşık 20 yıllık iş hayatım boyunca hep analitiğin içinde oldum. TÜİK'te de çalıştım, devlet tarafında. OECD'de çalıştım. Uzun bir süre enerji sektöründe çalıştım. Enersa'da, üretim ve ticaret tarafında. Hep analitiğin içinde oldum ama hani iş tarafında da belli bir deneyim biriktirdim. Çok mutluyum bugün sizlerle olduğum. Ben ekranımı paylaşıyorum. Çok özür diliyorum. Bugün Erdinç enerji sektöründe çalışmış olsa da aslında enerji saving'le yani enerji tasarrufu ile ilgili konulara değineceğiz ama öncelikle sizlere birazcık Sabancı DX'in neler yaptığını anlatmak isteriz. Sabancı DX 2018 yılında bir dönüşüm geçirerek dijital dönüşüme yol veriyoruz sloganı ile aslında kuruldu. Logosunda da mottosunu tekrar ettiği gibi hem kendini hem şirketlerde dijital çarpanı artırmak üzere bir yolculuk yapıyor. Dijital dönüşüm için hani biliyorsunuz ki önce kendinizi merkezinize almanız gerekiyor. Bu sebepten dolayı aslında biz Sabancı grubunun gücü, startup şirketlerinin dinamizmi, teknoloji devlerinin işbirliği ve Sabancı Üniversitesi akademisinin bilgeliğiyle kendimizi besliyoruz. Böylelikle de misyonumuzu, vizyonumuzu ve hedeflerimizi bu eksende birleştirmeye çalışıyoruz. Burada tabii ileri veri analitiği, IoT, endüstriyel IoT özellikle ve siber güvenlik yeni yükselen gündemler. Bundan da odağımızı kaybetmeden yaşantımıza devam ediyoruz. Bir analitik dönüşüm macerası bu aslında. Çünkü mükemmeliyet merkeziyle birlikte holding ve diğer şirketlerin ekipleriyle bir takım oluşturuyoruz. Diğer taraftan yine Sabancı Üniversitesi'nin gücünü arkamıza alıp ekiplere ileri veri analitiği akademisi çerçevesinde ileri veri analitiği eğitimleri veriyoruz. Böylelikle kurum kültürüne ve kas sistemine işleyecek ilerlemeler kaydediyoruz diyebilirim. Dijital dönüşüme yön veriyoruz dedik. Burada tabii cloud, IoT, siber güvenlik ve dijital tasarım stüdyosundan bahsetmeden olmaz. Bunlar bizim analitiği işletebilmemiz için en temel varlıklarımız ve her şeyi bunların üzerine kurmaya çalışıyoruz. Sabancı DX olarak bizim tabii farklı ürün ve çözümlerimiz de bulunuyor. Satın alma platformu, e-dönüşüm için stratejik ortaklıklar yaptığımız Edoxis, insan kaynakları, performans yönetimi, takdir ve teşekkür platformu. Aynı zamanda yine bugün çimento sektörüne değineceğimiz için çimentoda ürünleştiğimiz CDX ürünümüz, robotik süreç otomasyonu ve diğer başlıklarda müşterilerimize hizmet vermeye çalışıyoruz. Şimdi aslında burada ileri veri analitiğine girerken biz hedefimiz aslında veriyi merkezimize koymak. O yüzden de sürdürülebilir içgörü ve ekosistem entegrasyonlarını yaşanır kılmak da başka bir hedefimiz oluyor. Ortada göreceğiniz üzere bir akıllı sistem var. Bunda hem entegrasyon hem geliştirmenin çok büyük önemi var. Diğer taraftan biz veriden içgörüler üretmeye çalışıyoruz. Bunu şirketlerle birlikte, şirket çalışanlarıyla, onların kendi varlıkları bütünleşik süreçleriyle ve bunlara uçtan uca bağlantı kurarak geliştirme güdüsü içerisindeyiz. Diğer taraftan bir ekosistemde de tabii ki de bir bağlantı kurmamız gerekiyor. Çünkü ekosistemler bizim aksiyona yani içgörüleri aksiyona döndürebildiğimiz yerler. Yine entegrasyon ve geliştirme desteğiyle birlikte bot, IoT, AR, VR ve mobilde de bunları aksiyona döndüren, istenilen yere doğru şirketlerin gidebilmesini sağlayan altyapıları sağlıyoruz.
Biz DX'in ileri veri analitiği ekibi olarak ne yapıyoruz? Aslında ileri veri analitiği çok geniş bir kapsama sahip. Bu sebepten dolayı stratejik olarak biz bunu dört eksende ele alıyoruz. Analitik veri programı yönetimi dediğimiz şey, evet her şirket bugün verilerini topluyor veya veri farkındalığı artıyor. Ama ve lakin veriler arttıkça verilerin şirket ve kurum içi kültürlerde bilinirliği azalıyor. Belirli departmanların topladığı verilerden farklı departmanların bilgisi bile olmayabiliyor. Bu sebepten dolayı bizim için önemli olan bir kurumsal analitik dil oluşması. Yani bir şirket karlılık dediğinde herkesin aynı karlılıktan bahsedebilmesi veya bu tanımlara bütün şirketin hakim olabilmesi. Diğer taraftan veri yönetişimi dediğimiz verilerin iş birimleri tarafından sahiplendirilerek hem kaliteli hem yaşanabilir alanda olması. İkinci adıma geçtiğimizde sonuçta analitik artık şirketlerin kalbine oturmaya çalışan bir alan. Çoğu şirket de bu dönüşümü neredeyse tamamlamak üzere. Kimi şirketler gelişiyor. Bu bir iş modeli tasarımı. Çünkü iş modeli tasarımınızda analitiği merkeze oturttuğunuz zaman diğer akışlarınız da değişiyor. Bu sebepten dolayı da burada danışmanlık verip şirketlerle beraber yol haritası belirlemek bizim farklı bir misyonumuz. IoT ve siber güvenlik çok büyük alanlar. Biz bunun analitik ilişkili çalışmalarının sorumluluğunu alıyoruz. Ve böylece IoT'den toplanan verileri veya nereye entegre edilmesi gerektiğiyle ilgili danışmanlıklar verirken siber güvenlikle ilgili de hani ne zaman bir atak olabilir gibi tahminleri yapmaya ve sürdürmeye çalışıyoruz. Geldik işimizin kalbine. Analitik modelleme projeleri. Biz burada aslında bir takım arkadaşı olarak, yani biz kendimizi danışmanlar olarak değil de şirketlerin takım arkadaşları olarak görüyoruz. İleri veri analitiği çalışmalarında tahminsel modelleme ve makine öğrenmesini bu işin merkezine oturtup uçtan uca entegre sistemler geliştirmeye çalışıyoruz. Burada önemli vurgulamak istediğimiz bir nokta, hani bir modeli offline'da çalıştırıp bırakmak yerine, yani çalışabilirliğini kanıtlayıp bırakmak yerine aslında veriyi bulup, veriyi yaşatıp, veriyi modelleyip ondan sonra da canlı sistemlere entegre etmek bizim en büyük yükümlülüğümüz ve işimizi içimize sinerek yaptığımız yer. Bu sebepten dolayı da altyapı projelerinde de yer alıyoruz. Hani analitik iş modeli ve dijital platform dediğimiz nokta aslında sizin veri gölü, sektörel içgörü platformu gibi günlük hayatınızda şirketlerin kullanabileceği artık altyapı sistemlerine de analitik anlamda dokunabilecek geliştirmeleri ve dönüşümleri yaratabilmek. Böyle bir bütünleşik yapı içerisinde de ileri veri analitiğini biz uçtan uca yöneten ve onunla ilgili geri bildirimler veren bir yolculuğun içerisindeyiz diye size kısaca Sabancı DX'i tanıtmış olayım. Erdinç size sanayide analitik yaklaşımlardan bahsedecek. Sonra ben bir tane use case için sözü geri alacağım. Buyur Erdinç. Teşekkürler Zeynep. Tabii sanayi tarafında Sabancı DX yeni bir şirket. Analitik anlamda da çok yeni bir şirket. Yeni bir ekibimiz var. Sanayi anlamında da ilk girdiğimiz projeler sanayi projeleri olduğu için biz de burada hızlı bir öğrenim süreci yaşadık aslında. Şimdi sanayi tarafında özellikle biz şu anda üretimin olduğu yere, üretim yani imalat tarafına bakıyoruz. Ama tabii ki bütün değer zincirine bakmak çok önemli. Üretim tek başına izole edilebilir bir şey değil. Maddenin girişi, lojistik tarafı, işte stok, satış tarafı bunların hepsi birlikte değerlendirilmesi gerekiyor. Birlikte değerlendirildikten sonra eğer gerçekten değer çıkacak yer üretimse ondan sonra odaklanmak gerekiyor. Üretimde işte öne çıkan hani use case'ler her zaman tabii ki işte kalite anlamında, bakım işte anlamında sürekli konuşulan, örnek gösterilen use case'ler var. Ama bunlar da her ne kadar böyle genel gibi konuşulsa da gerçekten tek başına probleme indirgediğimizde tek bir müşteriyle veya tek bir şirketle çalıştığımızda iş çok daha özelleşiyor diyebiliriz. Bir sonrakine geçersek Zeynep. Burada olgunluk seviyeleri anlamında şöyle, hani biz ister istemez birçok şirketle konuşuyoruz. Hem Sabancı içinde hem Sabancı dışında. Sanayide
ne kadar olgunluk var analitik anlamda dediğimizde, hani büyük ihtimalle, hani benim gördüğüm sayı belki çok fazla değil, yüzler değil ama onların üstünde. Burada gördüğümüz dağılım da her zamanki gibi bir normal dağılıma benziyor. İşte kabaca birçok şirket var ki ortalarda bu olgunluk seviyesinde. Ortalarda olmak ne demek? Ya veri toplamaya çalışıyor, işte otomasyon sistemleri bir şekilde var ama veriyi ne yapacağını hani tam netleştirmemiş. Veri sözlükleri oluştursak mı, işte ne yapsak bu veriyle gibi soruları cevaplamaya çalışıyor. Bir kısmı POC yapıyor. Hani bir hedef belirlemiş az çok. Bunu hayata geçirmeye çalışıyor. Ama oralarda galiba bir takım şeyler var, yani böyle sınırlar var. Yani bir POC'yi gerçeğe taşımak için bayağı fazla bir şey yapmak gerekiyor. Orada çünkü POC seviyesinde kalan da çok fazla, haddinden fazla bence projeye rastladık bu deneyimimizde. Bir de şeyler var, analitik tarafa hiç girmeyenler var. Otomasyon sistemi de yok. Belki de gerek de yok. Dolayısıyla orada gerçekten gereği de iyi anlamak lazım. Çünkü her fabrikada, her üretim yerinde işte analitikle değer yaratılabilir. Evet, doğru, yaratılabilir ama bu bir yatırım da gerektiriyor. Bu iş maliyetsiz değil. Ve o maliyetlerin gerçekten çıkacak olması gerekiyor. Yani burada analitik anlamda belli bir olgunluğa ulaşmış olmak demek, bunun paraya çevrilmesi için gerçekten efor harcanması gerek demek. Yoksa o arada kaldığınızda gerçekten diğer yatırımlarda çok iyi paraya çevrilememiş oluyor. Bir de tabii en uç noktalar var. İşte artık bütün sürecini kapalı devre belli süreçlerin hızından çevirebilen otomasyon sistemi, işte akıllı sensörleri sürecin içine sokmuş tesisler de var. Bunları hani sayıları oldukça tabii ki az. Dediğim gibi çok ciddi de yatırım gerektirdiği için çok ucuz değil yani. Sürece baktığımızda hani sanayide analitik bir problemi çözerken nasıl yaklaşıyoruz? Hani tabii ki analitik problemlere yaklaşma tarzı var ama sanayide bu birazcık hani sanayi spesifik bazı durumlar var. Onlardan biraz hani bahsetmek iyi olabilir. Burada en önce neyi neden yaptığımızı bilmemiz çok önemli. En nihayetinde biz hangi problemi adresleyeceğiz? Bunu çerçevelemek çok önemli. Yani enerji verimliliğini mi adresleyeceğiz? İşte kaliteyi mi arttırmak istiyoruz? Hız mı bizim için çok önemli? Hızlı bir üretim sürecini mi hızlandırmak istiyoruz? Çünkü bunu tanımladığımızda hangi verinin önemli olduğunu ve kiminle çalışacağımıza karar veriyoruz ki kiminle çalışacağım sorusu çok kilit bir soru. Özellikle bu yaklaşımda birinci ve ikinci adımlarda saha çok önemli. Direkt bir fiil çözeceğimiz problemle çalışan insanlarla çalışmak çok önemli. Sadece data scientistlerle olacak bir iş kesinlikle değil. Burada hem problemi tanımlarken, hangi verilere bakacağımızı konuşurken bu kişilerle çok yakın çalışmamız lazım. Yani buradaki sihirli aslında şey, nasıl derler, böyle bir işin şeyi o. Hani içeriğine o kişiyi katmak aslında ve o bilgiyi almak, o eksper bilgiyi. Veri toplama aşamasında artık problemimizi bildiğimiz için hangi sensörlerin önemli olduğunu biliyoruz. Çünkü veri gerçekten hani fazlaca olabilir. Özellikle sanayi tarafında bir otomasyon sistemi varsa, sensörler varsa gerekli gereksiz çok fazla bilgi olmaya başlıyor. Tabii bunlar çok fazla olarak alınırsa bunların işlenirken de çok ciddi bir zaman maliyeti oluyor. Gereksiz veriyle uğraşma gibi bir maliyet var bu işin içinde. Dolayısıyla hangi veriyi toplayacağımızı da yine o eksperlerle konuşarak ilerletmemiz gerekiyor. Bazen bazı şeylerle, sanayide özellikle böyle sensörle vesaireyle ölçülemiyor. Mekanik bir takım mesela aksamlar var. Bunların da yaklaştıran, bize onları yaklaştıran ölçümler neler olabilir? Bunların analizleri gerekiyor. Buralarda da yine saha bilgisi çok önemli. Örneğin işte mesela mekanik bir çarklar var, bir gearbox var. Orada bir hani bozukluk var mı yok mu? Oraya sensör koymanız mümkün değil ama bunu başka sensör olan yerlerde bilgi alarak yaklaştırabilir miyiz gibi.
şeyler olabilir. Bunları görmek gerekiyor. Sonra da veri işleme tarafı. Bu genelde hani birazcık daha işte bu data scientist arkadaşlarımızın yoğunlaştığı taraf. Sensör verisi çok temiz bir veri hiçbir zaman olmuyor. Burada hani o veriyi bir temizlemek, bir ön analiz yapmak, işte algoritmaları seçmek, o algoritmaları test etmek var. Ondan sonra da ki bunlar birazcık üçüncü aşama biraz POC, 3-4 biraz POC'ler. Dördüncü aşamada da artık canlıya geçme. Canlıya geçince de böyle her şey yerli bir olabiliyor. Çok hani sık görüyoruz bunu. Çünkü böyle offline modellerle, historik verilerle bir yere getiriyorsunuz ama canlı da bütün dünya değişmiş oluyor. Dolayısıyla orada tekrar ciddi bir şekilde işin içine girmek gerekiyor. Ona hazır olmak gerekiyor. Burada önemli kararlar da verilmesi gerekiyor. Ne kadar hani şey veriye ihtiyacımız var. Anlık veriye ihtiyacımız var. Bu ilk başlardaki adımlardaki kritik şeyler buralarda önemli. Çünkü ben belki o kadar sık veri toplamam gerekecek ki ve işlemem gerekecek ki bunu cloud'da yapamayacağım. Edge'de yapmam gerekecek. Edge'de yapacaksam neler kullanabilirim? Çünkü cloud'da da çok kolay, iyi bir time to value var. Yani cloud tarafında çok hızlı belli servisleri hızlıca bir şeyleri denemek için ayağa kaldırabiliyorsunuz. Edge'de bu kadar kolay olmuyor. Ve canlı modeliniz başarılı olduğunda olursa ki olmayabilir, bu da çok normal, olursa yaygınlaştırma tarafı işin içine giriyor. Burada tabii ki bu sefer de işte bir iki makinede denediğiniz bir çözümü belki veya süreçte denediğiniz bir şeyi diğer bütün fabrikaya yayıyorsunuz veya başka bir lokasyona yayıyorsunuz. Oralarda da yine duruma göre adaptasyon gerekiyor. O da ayrı bir adım. O da çok kolay değil. Dolayısıyla böyle zaman alan süreçler var. Çok 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 basit problemler olmuyor genelde. Son aşamada tabii ki izleme. Burada da şey çok önemli. Modeli sürekli monitör etmek çok önemli. Özellikle sensörler sonuçta fiziksel ortamda makineler vesaire bunların yaşları ilerledikçe sensörlerle ilgili bazen bozulmalar vesaireler olabiliyor. Bunları güncellemek de gerekiyor. Dolayısıyla modelinizi düzenli olarak izlemenizi, iyileştirmeniz gerekiyor. Bunları izleyecek süreçleri de baştan işin içine koymak gerekiyor diyebiliriz. Ancak böyle hani yaşayan sistemler kurabiliyoruz gibi görüyoruz biz. Hızlıca örneklere geçersek de, bakıyorum saatine. Şimdi biz çimento sektöründen örnekler vereceğiz. Çimento sektöründe bizim atak ettiğimiz ilk konu, problemi tanımlarken baktığımız bir konu enerji tarafı oldu. Biliyorsunuz çimentoda yani şey çok eski bir nasıl diyeyim sektör, bir endüstri alanı. Dolayısıyla uzun yıllardır zaten bir deneyim var orada. Makineler belli bir seviyeye gelmiş. Artık hani fiziksel olarak fiziksel koşulları iyileştirerek elde edilebilecek verim seviyeleri elde edilmiş gibi. Çok fazla bir boşluk yok. Dolayısıyla analitikle yapılacak faydalarda artık bunun üzerine gelen daha marjinal faydalar olabiliyor. Enerji önemli bir maliyet. Enerji maliyetini azaltmaya yöneldik. Burada süreçte bir değirmenler var. Bir farin değirmeni var. Farin değirmeninden sonra işlenen madde bir fırına giriyor. Fırında pişiriliyor ve tekrar bir çimento değirmenine giriyor. Ve oradan da çimento üretiliyor. Farin değirmeni ve çimento değirmenlerinde elektrik tüketiliyor. Asıl hani elektrik motorlarıyla çalışan makineler bunlar. Fırın tarafında da yakıt, hani işte kömür gibi veya atık yakıtlar gibi yakıtlar var. Enerji maliyetinde de biz önce elektriğe hani odaklandık. Bu projemizde özellikle hani süreci anlama, bu makineleri anlama, neler bunları etkiliyor, bunları görmeye dair çok ciddi bir vakit harcadık. Orada da tabii ki saha ile çok yakın çalışmamız var. Ve şu anda bu use case'in yayılma aşamasındayız. Ve hala sahayla son derece yakın çalışıyoruz. Mevcut modelleri izlerken de bize çok çok yardımcı oluyorlar. Bu sürecin hayata geçmesinde en kritik adımlardan biri oldu. Süreci ve girdileri anlayıp işte algoritmalarımızda bir takım çözümler çıkarabildik. Burada çıktılar bir tane olmadı. Elektrik tüketimini minimize edecek
set parametrelerini çözüyoruz. Ve bu set parametreleri de dış koşullar ve içeriye giren ham maddeden dolayı sürekli tekrar tekrar çözülmesi ve en iyinin tekrar tekrar bulunması gereken bir süreç. Dolayısıyla bu çözüm dakikalık çalışıyor. Bu çözümü biz cloud'da kurguladık ve dakikalık burada yeterli sonuç alabiliyoruz. Ve bunun yanında ne yapıyoruz? Bir tüm sensörleri aslında izleyebiliyoruz. Çünkü bunun için kullandığımız teknoloji aslında altyapı olarak aynı. Ve bir nevi bu süreci tamamen işte dijitalleştirmeye çalıştık. Bu çözümümüz doğrudan kullanıcıların kendi ekranı, otomasyon ekranlarında çalışıyor. Ayrı bir ekranı onlar çok tercih etmiyorlar. Genelde de böyle karşılaşıyoruz. Zaten kullandıkları, operasyonda kullandıkları ekranlarda bu çözümü ekliyorlar. Ve bu aslında çok önemli. Tek başına gitmiyor. Her zaman bir izleme olması gerekiyor. Bir kişinin, insanın orada olması gerekiyor. Ve bir takım raporlama ekranlarıyla da bu çözümü düzenli olarak izliyoruz. Burada da güzel verim artışları sağladığımız oldu. Her case de sağlayamayabiliyoruz. Bu da tabii koşullardan ileri geliyor. Makinelerin farklılıklarından ileri geliyor. Bunlar da çok normal ve doğal. Buyur Zeynep, sen devam edebilirsin. Ben biraz hızlı davrandım, pardon Erdinci. Biz bugün enerji tüketiminden bahsederken aslında birazcık da üretim planından da sizlere bahsetmek istedik. Çünkü enerji tüketiminin bazı noktaları üretim planlarına da dokunabiliyor. Bizim burada elimizdeki problem aslında bir üretim tesisinin 4 tane makinesinin 3 tane farklı ürününde farklı enerji fiyatlarıyla, saatlik enerji fiyatlarıyla dağıtılması üzerineydi. Ve burada enerjiyi minimize ederken bir taraftan üretimi düşürmemek, yani günlük hedefleri tutturmak, diğer taraftan da en akıllı dağılımı ve dağıtımı yapabilmekte. Tabii burada kısıtlar var. Biraz sonra daha detaylarından bahsedeceğim ama bir kere elimizde her saat için farklı bir enerji fiyatı var. Diğer taraftan her ürünün minimum 3 saat üretilmesi ve ürün değişiminin de maliyetlere yansıtılması gerekiyor. Biz burada düşündük ne dedik? Optimizasyon dedik. Ya optimizasyonun tanımını sunuma yapıştırırken bir de grili olan yeri koymak istedim. Bunu Wikipedia der ki bir gerçel fonksiyonu minimize ya da maksimize etmek amacıyla gerçek ya da tam sayı değerlerini tanımlı bir aralıkta seçip fonksiyona yerleştirerek sistematik olarak bir problemi incelemek ya da çözmektir diyor. Biz de aslında tam olarak bunu yapmaya çalıştık. Bu birazcık sıcak su, evde sıcak su elinizi yıkarken ayarlama problemi gibi bir şey. Yani siz aslında işte önce soğuğu açarsınız, sonra yavaş yavaş sıcak suyu vermeye başlarsınız ve bir optimum nokta bulmaya çalışırsınız. Biz de problemleri çözerken hani evet karar değişkenlerini belirliyoruz. Bir de problem tipini belirleniyoruz. Yani sıcak suyu açtıkça her defasında o ısı gelecek mi? Yoksa bu problemin içinde arada o sıcak suda soğuk su kaçacakları da mı olacak diye baktık. Diğer tarafta da amaç fonksiyonu ve kısıtları formülasyonu vardı. Bu ne demek? Siz bu sağ tarafta gördüğünüz aslında bu bir lineer regresyonun çizimi ama bu çizgileri nereden çizerseniz çizin bir yerde bir optimum noktamız var ve buradan gidip optimize edip bir dağıtım yapmaya çalışıyoruz. Şimdi bizim elimizde ne vardı? Üretim kuralları vardı. Bu üretim kuralları dediğimiz 4 makine 3 ürün ama her ürün her makinede çalışmıyor. Yani örnek vermek gerekirse birinci makinede 3 ürün, ikinci makinede sadece bir ürün çalışabiliyordu. Diğer taraftan yine bu dörtlü makine grubunda analizlerimizin sonucunda şunu fark ettik. Her makinede her ürün aynı performansı göstermiyor. Yani benim A ürünün birinci makinede 110 ton 43 kilowatt tüketirken ikinci makinede yine aynı A ürünü 63 tona 45 kilowatt harcıyor. Yani benim A'yı birazcık daha ikinci makineye doğru itmem gerekiyor. Saatlik enerji verileri var, ucuz saatler var, pahalı saatler var. Yine bahsettiğim gibi yani bizim burada minimum 3 saat ardışık üretimi sağlıyor olmamız ve bakım sürelerini de sistemden belirleyip hesaplamaya dahil etmememiz bizim problemimizi önce lineer sonra non-lineer hale getirdi ve bu boyutlarda çözmeye çalıştık.
Burada hani biraz da vakit kalsın ama sonuçlarımızda da şöyle bir yere vardık. Yani biz sadece bu projeyle enerji tasarrufu değil, hem üretimde ton artışı hem de üretilen saatlerin minimize edilmesini sağladık. Bir şirket tabii bunlar confidential olduğu için paylaşamıyoruz ama bir şirketin bir aylık enerji tüketimine bakıp optimizasyonun sonuçlarını koyduğumuzda bir kere %5,3'lük bir enerji tasarrufu söz konusu. Biraz önce gösterdiğim o ürünlerin saatlik dağılımında bazı makineleri optimizasyon sonucunda neredeyse yarım gün veya 3 bölü 4 gün üretmeyecek hale bile getirebildik. Bu da aslında daha etkin sistem yönetimi, daha etkin makine yönetimi, makinelerin dur kalkının engellenmesi, aynı zamanda da yine 2000 tona yaklaşık bir üretim artışı sağlamamızı göz önüne koydu. Diğer taraftan da işte bahsettiğim gibi o ürünlerin dağılımında, makine dağılımlarında bu makinelerin boşa çıkması veya ardışık üretimlerin sağlanarak belirli bir yerde utilize edilmesiyle beraber belirli saat tasarrufları da gerçekleştirebildik. Bu da yine enerji tüketimi anlamında ve makinelerin etkin kullanımı anlamında bize çok büyük bir yol haritası oldu diye bunu da özetlemek isterim. Erdinç, eklemek istediğin bir şey var mı? Yok Zeynep, çok teşekkürler. Buyurun. Benim küçük bir sorum olabilir belki. Eğer confidential değilse tabii, bu %5,3'lük enerji tasarrufu ile elde edilen finansal değerler, ekonomik değerleri belirtebiliyor musunuz? Bir de ikinci olarak tabii ki bu optimizasyonla elde edilen enerji verimliliği çevreye de faydalı. O anlamda da belki yorum yapmak isteyebilirsiniz. %5,3'ün tam karşılığını verememekle beraber yüz binler, yani yıla baktığımızda milyonlara yaklaşan rakamları, hatta neredeyse bir ilçenin yarısının, hani bir hane ilçesinin, hanelerin olduğu bir ilçenin yarısı kadar enerji tüketiminin savinginden bahsediyoruz aslında. Çimento çok enerji tüketen bir sektör. O yüzden milyonlara doğru götüren bir yol diyebiliriz. Çok teşekkür ederiz verdiğiniz bilgiler için Zeynep Hanım, Erdinç Bey. Ağzınıza sağlık. Çevreyi de koruyoruz, evet. Yani bugün Evet. bahsetmediğimiz fırın projemiz de var orada. Katı yakıtların zaten hani tüketilmesi ve onların optimize edilmesiyle ilgili başlıklarımız da var. Onlar da çevreyi koruyan ve bütün filtrelerinde, hava koruyucu filtrelerinde göz önünde bulundurulduğu etmenler. Çok teşekkürler harika sunum için.